Bugün Mücahit Topçu da Kudüs'teydi ancak şu sıralar Batı Şeria'ya doğru ilerliyor. Batı Şeria yakınlarında Mücahit Topçu'dan da bilgi alalım. Haber Global'in istihbarat şefi Mücahit Topçu Kudüs'te gündüz yayınlar yaptı. Şimdi Batı Şeria yakınlarında son durumun ne olduğunu öğrenelim. Çağlar Zidara, evet, aslında bugün çok kritik bir gündü. Sabah saatlerinde ilk olarak Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılan Müslümanlarla bir aradaydık. Mescidin yarısından fazlasının neredeyse boş olduğunu fark ettik. Normal şartlarda avlunun içerisi tam doluyken ya da avlunun içerisine girmeye çalışan binlerce Müslüman olurken bu kez işler hiç de öyle değildi. Bunun sebebi de İsrail güvenlik güçlerinin 40 yaş üstü vatandaşları sadece almasıydı. 40 yaş altı gençlerin ibadet etmesine izin verilmedi Mescid-i Aksa'da. Tabii hal böyle olunca da dışarıda olayların önüne geçilemedi. İçeriye girmek isteyen Filistinli gençler dışarıda cuma namazını kılınca bu kez de polis ekipleri, güvenlik güçleri Filistinli gençlere müdahale etti ve ortalık bir anda karıştı. Sonrasında da zaten Doğu Kudüs sokaklarında kaçma kovalamaca yaşandı. Tabii bu hareketlilik Batı Şeria'ya da yansıdı. Biz de kameraman arkadaşım Çağrı Çalışkan'la birlikte Batı Şeria'ya gittik. Ramallah'ta, Nablus'ta, oralarda neler oluyor diye oraya bir bakalım dedik ama oralarda da askerlerin geniş güvenlik önlemi aldığını ve Ramallah'a giriş çıkışların durdurulduğunu ifade edebiliriz. Şimdi bulunduğumuz nokta da Kalendia bölgesi. Burası Doğu Kudüs'e yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafe. Batı Şeria'ya ise yaklaşık sadece 1 metre uzaklıkta, yani sınırın olduğu noktadayız. O kadar sınır ki hemen şu duvarları gösterelim. İşte bu duvarlar 1980'li yıllarda Berlin Duvarı'nı yıkılmasını izleyicilerimiz belki hatırlayabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin Duvarı'nın inşası mümkündü. Berlin'i, Almanya'yı ortadan ikiye bölmüşlerdi. Şimdi de işte bu duvar Batı Şeria, Kudüs'le Batı Şeria'yı ayıran bu utanç duvarı 2000'li yıllarda inşa edildi. 2000'li yılların başında inşa edilen bu duvar 2. İntifada'dan sonra Batı Şeria'yı adeta metrelerce saran, kilometrelerce saran bir devasa kapalı alana çevirmiş durumda. Yani Gazze Açık Hava Hapishanesi Batı Şeria'da böyle yüksek güvenlikli bir hapishane diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu duvarların boyu, yani şöyle ne kadar, yaklaşık 2 metre desek 5 metre yüksekliğine, belki de daha fazla uzunlukta 5,5-6 metre, 7 metreye kadar çıkabilen bir yükseklik söz konusu. İşte bu duvarlar kilometrelerce uzuyor. Utanç duvarı olarak nitelendiriyor Filistinliler bu duvarı. İsraillilerse bu duvarı güvenlik duvarı olarak tanımlıyor. Tabii Batı, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri de bunu biraz daha böyle modernize etmiş haliyle şehrin batısında ya da ülkenin batısında yer aldığı için Batı duvarı olarak adlandırıyor. Hemen hemen Kudüs'te ya da bölgede İsrail-Filistin hattında herkesin kendince isimleri oluyor. Yani Müslümanların ayrı koyduğu isimler, Hristiyanların ayrı koyduğu isimler, Yahudilerin ayrı koyduğu isimler. Yani bir duvarın bile 3 farklı anlamı, 3 farklı ismi var. Kişiden kişiye göre, milletten millete göre, inançtan inanca göre değişen duvar. Ama görünen o ki, işte görüyorsunuz burada, utanç duvarında 2,5 milyon insan yaşıyor. Yani bu duvarların arkasında 2,5 milyon Filistinli yaşıyor ve bu Filistinlilerin Kudüs'e girmesine izin verilmiyor. Neden izin verilmiyor? İsrail öyle istiyor çünkü. Başka bir açıklaması yok. Neden izin verilmiyor? İsrail'in keyfine bu geliyor. O yüzden izin verilmiyor. Ramallah'ta, Batı Şeria'da bir Müslümanın, Filistinli gencin bu duvarları aşıp Kudüs'e gelmesi, ibadet etmesi, alışveriş yapması ya da herhangi bir şekilde
bir rahat seyahat etmesi mümkün değil. Ancak bu duvarları aşarak geçebiliyor. Bazen bu duvarların üzerine tırmanmaya çalışan Filistinli gençler görürsünüz. Ki bugün de o duvarlardan çıkmaya çalışan, o duvarları aşmaya çalışan, bu 5 metre 6 metre yükseklikteki duvarları aşmaya çalışan Filistinliler vardı. Belli noktalarda da yaya geçişi için İsrail'in izin verdiği ölçüde, araç geçişi için de İsrail'in uygun gördüğü şekilde geçişler var, checkpointler var, güvenlik noktaları var, onu ifade edebiliriz. Tabii şurada ilginç bir detay da var, Çağrı gösterdi, onu hemen işaret etti. Filistinli gençlerin oynadığı bir top o utanç duvarının tellerine sıkışmış durumda. Aslında oldukça sembolik, oldukça anlamı yüksek. İşte o duvarların arasına sıkışan bir hayattan bahsediyoruz. 2,5 milyonluk nüfustan bahsediyoruz. Batı Şeria duvarları, Batı Şeria duvarlarında utanç duvarları yaklaşık 20 yıldır, 25 yıldır bu bölgedeki Kudüs'le Filistinlileri, Gazze'deki Filistinlilerle, Batı Şeria'da Kudüs'te yaşayan Filistinlilerle, Müslümanlarla birbirini ayıran en önemli unsur, etken, madde, duvar, utanç duvarı ikinci intifadadan sonra oluşturulmaya başlandı. Bu duvar, ve oldukça da yüksek. Sesi, tabii bu şöyle, yüksekliği şöyle söyleyelim hatta Çağlar. Yani bizim Suriye'ye ördüğümüz, teröristlerin geçişine izin verdiğimiz duvarlardan daha yüksek. Yani biz Suriye sınır hattını 2014-2015'ten sonra yaklaşık 2,5-3 metre yükseklikte duvarlar inşa etmiştik. Bu duvarlar onun iki katı. Evet. Öyle söyleyeyim ben sana. 2003 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu duvarın uluslararası hukuka aykırı olduğu yönünde bir karar aldı. Ancak bu karara rağmen işte Müslümanları birbirinden ayıran bu duvar hala orada duruyor. Yani bunu da özellikle belirtmek gerekir. Evet, yani Birleşmiş Milletler durumu biraz kişiden kişiye göre yorumluyor. Yani durumun hattında, tartının, kefenin bir köşesinde Müslümanlar, Türkler ya da farklı etnik gruplar olduğu zaman olaylara farklı bakıyor. Kefenin diğer tarafında İsrail ya da Batı dünyası olduğu zaman olaya biraz daha farklı bakıyor. Bunu defalarca gördük. Bu ilk kez yaşadığımız ya da ilk kez şahit olduğumuz bir durum değil. Burada bile onu görebiliyoruz ama tabii bu duvarların yıkılacağı günü de göreceğiz muhtemelen. Biz belki o anda yayın yapar mıyız, yapmaz mıyız bilmiyoruz ama eninde sonunda Berlin Duvarı nasıl yıkıldıysa işte buradaki bu Batı Şeria'daki utanç duvarı da yıkılacak. O da yakın zamanda bu olacak. Evet. Yoksa ne zaman olacak onu görür müyüz, görmez miyiz bilmiyoruz. İnşallah onun yıkıldığı günü de yayın yapmak da yine bize nasip olur Şağlar. Evet.